Ben orada çok zengin, çok özgür bir çocukluk geçirdim. Ben kasap torunuyum. Dedelerimin, onların babaları falan hep kasaplık yapmışlar. Sivas'ta da zaten bilinirler. Benim çocukluğumda hayal gücüm çok yüksekti. Bir kere bunu küçüklükte keşfedip onu doyurmayı bilmek özel bir durum. Hayata kendinizi kapatamazsınız. Mutlaka. Benim ailem böyle değildi. Entelektüeldi. Ben belgeseller izlerdim küçüklüğümden itibaren. İlgi alanlarım neyse onlara yönlendirildim ve asla ve asla kısıtlama yaşamadım hayatımda. Vicdan, vefa diyorsunuz ama bunların hepsi anneden geçen şeyler, anneden babadan geçen şeyler. Küçüklüğümde ablalarım benim kombinlerimi yaparlardı. Yani o olmadı, hadi bununla bunu bir deneyelim falan diye. Yani bebek gibi oynarlardı benimle. Bunu durduramazsınız zaten. Yüzlerce beslen var benim. Hali hazırda bekleyen. Herkese merhaba. Eda Özdemir'le Dünden Bugüne programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Ülke TV ekranlarına birbirinden keyifli misafirleri getiriyoruz, sizlerle buluşturuyoruz. Bu hafta çok gönlü bir isim bizlerle olacak. O bir şarkı sözü yazarı, bestekar, oyuncu, best model. Çok vicdanlı, ailesine düşkün, çocuklarla oynamayı çok seviyor, keşfetmeyi çok seviyor. Standart olan hiçbir şeyden de hoşlanmıyor. Namı diğer Yaman Kırımlı. Kanal 7 ekranlarında hafta içi her gün sizlerle oluyor. Emanet dizisi başrol oyuncusu Halil İbrahim Ceyhan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel tarif ettiniz. Çok teşekkür ederim. Bu sıfatlara layık olabilmek bizim için çok özel bir durum. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Estağfurullah. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Dizinin yoğunluğu devam ediyor. Şu an o yoğunluk var hayatımızda. Gidiyor böyle. Siz nasılsınız? Vallahi sizi gördük daha iyiyiz. O yoğunluğun arasından bize de vakit ayırdınız. Eksik olmayın. Sağ olun. Bugün dinlenecekti ama Yaman Bey dinlenemedi bugün. Dinlendirmedik, olsun. Buraya davet ettik. Siz de bizim sevenlerimizle buluşmamıza güzel bir vesilesiniz. Dolayısıyla dinlenmek her zaman olabiliyor ama bu tür fırsatları her zaman yakalayamıyoruz. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için burada konuk olarak. Zevk. Bu benim için ayrı bir durum. Çok teşekkürler. Şimdi program dünden bugüne, biraz dünü konuşalım, biraz bugünü konuşalım. Bizim atladıklarımız vardır, siz bize hatırlatırsınız. Sizin unuttuğunuz bir şey olduğunu zannetmiyorum ama en azından biz bir şeyler söyleriz, siz devamını getirirsiniz diye düşünüyorum. Biraz da üzerinden geçeriz. Evet, bakalım. 13 Aralık 82. Evet, 82 doğumluyum. Sivas'ta doğup büyüdünüz. Sivas'ta doğdum, büyüdüm. İlk ve ortaokulumu orada okudum. Babamın işi dolayısıyla İstanbul'a taşınmak zorunda kaldık. İyi ki de Sivas'ta doğdum, büyüdüm. Çünkü malum metropollerin ne kadar büyük olduğunu, çocukların buradaki alanlarını biliyoruz. Ben orada çok zengin, çok özgür bir çocukluk geçirdim. Mahalle kültürüyle büyüdüm. 4 çocuklu bir ailenin? Yok, 6 çocuklu altı bir çocuk, ailenin. Tek erkeksiniz, evet, değil mi? Evet, tek erkek. Ne güzel, kızların arasında kaldınız. Kızlar. En küçük müsünüz, ortanca mısınız? Hayır, ben 4 numarayım. 4 numarasınız, 4 numarayım. Siz? Benden küçük 2 tane kız kardeşim var. Ve bir de kasap torunuyum diyorsunuz. Ben kasap torunuyum. Dedelerimin, onların babaları falan hep kasaplık yapmışlar. Sivas'ta da zaten bilinirler. Dolayısıyla biraz et konularıyla alakalı şeyler oldu ama ben eti severim. Kasap torunuyum demişimdir birkaç yerde. O duyulmuştur yani. Biliyorum biliyorum. Yemek programlarında harikalar yaratıyordunuz, evet. Gördüm. Ya bizim ailede şöyle bir durum var. Herkes mutfağa girer. Ben de çok mutfağa girerim. Anneme yardımcı olurum, ablalarıma yardımcı olurum filan. Derken ister istemez bir el alışkanlığı oluyor. Evet. Benim dayılarımdan aşçı olanlar var. Dolayısıyla el yatkınlığı var. Severim mutfağa girmeyi. Sevdiğim şeyleri yapmayı bilirim yani. Fabrikada çalışan bir baba ama sizi her şeyden haberdar edip büyüten bir baba. Evet, öyle. Sağ olsun onun hakkı ödenmez. Annemin de babamın da hakkı ödenmez. Benim çocukluğumda hayal gücüm çok yüksekti. Bir kere bunu küçüklükte keşfedip onu doyurmayı bilmek özel bir durum. Şu anlamda bunu kullandım, ben bu cümleyi kullandım. Fabrikada çalışıyor olabilirsiniz, hayata kendinizi kapatamazsınız. Mutlaka. Benim ailem böyle değildi. Entelektüeldi. Ben belgeseller izlerdim küçüklüğümden itibaren. İlgi alanlarım neyse onlara yönlendirildim ve asla ve asla kısıtlama yaşamadım hayatımda. Ne istiyorsam, ne yapmak istiyorsam onun detayları bana anlatıldı. Annem babam tarafından gösterildi. Ne olabileceği, sonuçlarının neler çıkabileceği anlatıldı. Dolayısıyla serbest bırakılıp seçimlerin bana yani kendim tarafından yapılması öğretildi. Dolayısıyla hem o kadar yüksek hayal gücü olup özgür bir çocukluk geçiren birisi
güzel yerlere geliyor. Yani ister istemez doğru. Hayal gücüyle de olsa, iş azmiyle de olsa, hayata tutunma çabasıyla da olsa ayakları yere sağlam basıyor. Özgüveni daha yüksek oluyor. Aynen öyle. Anne nasıl? Anne iyi çok şükür. Anne ev hanımı. Gençliğinde Almanya'da falan yaşamış. Oralarda işte görmüş falan. Sonra işte evlendikten sonra tabii ki ev hanımı. Kendini çocuklarına adamış bir anne. Ne güzel. Vicdan, vefa diyorsunuz ama bunların hepsi anneden geçen şeyler. Anneden babadan geçen şeyler. Çok şükür böyle bir aileye sahibim. Ne güzel, ne mutlu. Sizin gibi böyle sanatla iç içe, müzikle iç içe olan var mı kardeşler arasında? Kızlar arasında öyle değil. Kızlarda var tabii ki. Yani mesela ben modellik de yaptım biliyorsunuz. Biliyorum. Ben modellik yaptım ama küçüklüğümde ablalarım benim kombinlerimi yaparlardı. Yani o olmadı hadi bununla bunu bir deneyelim falan diye. Yani bebek gibi oynarlardı benimle. Hadi şunu giydirelim, hadi bunu yapalım falan. Çünkü tek erkeksiniz. Ellerinin evet. Altında bir tek o var. Yani ablalarımdan şiir yazanlar var. Çok güzel şiirleri olanlar var. Benim bestelediklerim var bunları. Onlar da ilgileniyorlardı sağ olsunlar. Sosyal medyada var mı o bestelediğiniz şarkılar? Ablalarımın? Evet. Hayır yok. Şu an onlar gizli. Onlar gizli. Onlar gizli. Onlar evet. Hazinede bekliyor. Belki sırasını bir sürpriz bekliyor. Olur. Bana öyle bakalım. Geliyor sanki. Şu süreçte değil belki. Bu yoğunlukta bu süreçte değil ama. Ama birkaç proje var. Birkaç teklif var. Benim kendi istediğim, yapmak istediğim şeyler var. Bunu durduramazsınız zaten. Yüzlerce bestem var benim. Hali hazırda bekleyen. Onları değerlendireceğim. İnşallah sevenlerle buluşturmayı düşünüyorum. Sivas'tan İstanbul'a göç nasıl oldu? Önce babam geldi. O zamanlar tabii ki şimdiki koşullar gibi emeklilik yaşı gibi bir durum olmadığından dolayı babam çok erken yaşta emekli oldu. Erken yaşta emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmesi gerekiyordu. Yaptığı iş de anca metropolde vardı. Dolayısıyla metropole gelip yani İstanbul'a gelip burada o sanayi koşullarında kendine bir iş sağladıktan sonra ailesini buraya taşıdı. Biz de o vesileyle geldik. Hangisi daha karmaşık, daha güzel desem Sivas diyeceksiniz gerçi. Karmaşık Sivas. Olarak burası da. Burası zor karışık. Oldu mu alışma süreci İstanbul'da? Çok zor oldu. Çok zor oldu çünkü değişik kültürden geliyorsunuz. İç Anadolu bölgesinden geliyorsunuz. Orayı bilir yaşayan insanlar. Fakat buraya geldiğiniz zaman başta şunu görmüştüm ve çok üzülmüştüm açıkçası. Bilmiyorum bundan bahsetmek ne kadar doğru. Göç eden insanlar bütün anneannelerini, örflerini, adetlerini hep geldikleri yerde bırakmışlar. Buraya geldiğiniz zaman çok karma bir kültür. Evet. Kimsenin kimseye saygısının olmadığı bir maalesef. Yer. Ayıbın ortadan kalktığı bir yer. Maalesef. Saygının ortadan kalktığı evet. Bir yer. Çocukluğumda Sivas'tan gelmiş bir çocuk olarak burada bunu yaşadım. Ortaokuldan gelmiş bir çocuk. Oranın kültürü farklı, buranın kültürü farklı. O karmaşanın içine girince bir durdum açıkçası yani. Ne oluyor burada? Bir algılamaya çalıştım ve bu uzun bir süre aldı bende. Evet. Çünkü okuduğum okul, Sivas'tayken okuduğum okul devletin pilot okullarından bir tanesiydi. İşte yaklaşık 15-20 kişilik sınıfların olduğu bir okuldu. Özel okul gibi yetiştiğim bir yerdi. Ki yerel televizyonlara falan gidip konuk olduğumuz zamanlar vardı. Biz Sivas'ta büyüdük ama böyle de bir durum vardı orada. Oranın yerel televizyonlara gelir, öğrencileri alır. O iş kollarına uygun öğrencileri sonra gider orada konuk olarak alır. Ben bando takımındaydım mesela ilkokuldayken. Bando trompet takımındaydım ve çıkar çalardık biz bunları. Yani ta o yaşta müzisyenlik falan vardı. Fakat buraya geldiğim zaman yaklaşık 60 kişilik bir sınıfın içerisine girdim. Maalesef. İç Anadolu'dan gelmiş bir çocuğa bakış açısı oradaki çocukların yaşıtlarının bile farklıydı. Ve bununla biraz mücadele ettim açıkçası. Hiç de hayallerin şehri değilmiş dediniz o zaman. Değil tabii. Yani çok da öyle şey yapmamıştım zaten. İstanbul bir hayalim yoktu. Ama gelince dediğiniz gibi beklentilerin çok dışında bir durumla karşılaşıyorsunuz. İnanın burada yaşayanlar da şunu düşünüyor. Hep öyle değil midir ama?
Emekli olduğum zaman İstanbul'dan ayrılacağım, evet, İstanbul'dan kurtulacağım, kalabalığından bıktım, trafiğinden bıktım. Öyledir, bir 15 dakikalık yolu 1,5-2 saatte evet, gidiyoruz evet, maalesef. Evet, hayallerin şehri denir ama kaçmak için de evet, insanlar kolluyorlar. Yani burada mücadele etmeyi biliyorsanız gerçekten çok evet, sağlam bir şekilde ayakta kalabilirsiniz. Fakat bilmiyorsanız ve karakteriniz yere sağlam basmıyorsa farklı yönlere gidebiliyorsunuz. Bunun yolu da çok açık İstanbul'da. Maalesef. Maalesef, evet, maalesef. Çocukluğunuzda bilinen oyunların dışında farklı şeyler yapıyormuşsunuz. Mesela şarkıların sözlerini değiştiriyormuşsunuz, evet, öyle mi? Nasıl şarkı sözleri bunu değiştirirdim. Yani küçüklüğümden beri böyle bir futbol merakım falan olmadı. Televizyon oyunlarına falan bir merakım klasik olmadı. Klasik bir erkek çocuğu gibi değil. Yani değildim. Müzik, ben sanat. Ben küçüklükten itibaren arabaları çok severdim. Çok fazla arabalarım falan vardı. Onlarla oynardım. Çünkü benim dayılarım yurt dışında. Her geldiklerinde farklı şeyler getirirlerdi. Dolayısıyla belki vizyonumu açan şeylerden bir tanesi de oydu. Mesela hani Sivas'tayız ama bana golf topu falan geliyordu yani. Golf topu, golf sopası, hani bunlarla ilgili oyunlar vardı. Oradaki kültür buraya geliyordu. Bir şeyler öğretiyorlardı. Hani ben kendim arkadaş bulamıyordum tabii ki bunları oynamak için ama onlar bana öğretir giderlerdi. Hani böyle böyle durumlar var gibisinden. Normal bir çocukluk geçirmedim o anlamda. Yani oyunlarım değişikti. Doğayla iç içe olmayı çok severdim. Bizim bahçelerimiz vardı çünkü orada. Güzeldi ya, öyle değişik. Binaların arasına sıkıştırmışsınız kendinizi. Burada evet, karşı komşu. Karşı komşu diyorsun. Bu yaptığınız, değiştirdiğiniz şarkı sözleri zamanla aslında bu işin ne kadar ciddi olduğunu, bunun bir evet, meslek olduğunu gösterdi mi size? İlginç bir şekilde gösterdi ama ben onu nasıl söyleyeyim, küçük yaştan itibaren yaptığım için bana çok zorlayıcı gelmedi ama şimdi burada beste yaptığını, söz yazdığını söylediğin zaman insanlar bir garip bakıyor. Yani sanki bu dünyadan değilmişsin gibi bakıyorlar filan. Sonradan algılıyorsun, evet farklı bir şey yapıyorum ben demek ki. Sonradan anlıyorsun. Şarkı sözlerini değiştirirdim. Müziklerini değiştirirdim. Başka şeyler düzenlemeye çalışırdım filan. Sonra bu şiir yazma gibi durumlara evrildi. Sonra bir ara bocalama yaşadım. Çünkü işte edebiyatı biliyorsunuz, kuralları var filan. Ben çok yanlış şeyler yapıyorum demek ki gibi bir soru işareti oluştu. Sonra hayır sen özgürsün, istediğini yazabilirsin gibi. Beste zaten hep var olan bir şeydi. Bunları bir araya getirince bunun bir meslek olduğunu görüyorsunuz. Ve zaten benim şarkıcı olma durumum da böyle ortaya çıkan bir şey. Stüdyolara demo şarkılar gönderiyorsunuz ve bunları okumanız gerekiyor. Okuduktan sonra senin sesin güzel, aslında sana bir albüm yapalım gibisinden benim çok direnmelerime rağmen bir yerde kıramayıp evet tamam yapalım dediğim oraya bir durum. Gelmeden önce üniversitede hiç düşünmediniz bir konservatuar eğitimi alayım ya da bir güzel sanatlara gideyim müzik bölümüne? Düşünmedim onu. Yani ben oyunculuğu da çok sevdiğim halde öyle evet, bir şey düşünmedim. Çünkü şey yetişiyorsunuz yani bir bileziğin olsun. Evet. Çünkü aykırı bir iş. Ne kadar çok fazla olursa olsun Anadolu'da büyümüş bir çocuk, bir aile, standart bir yaşam tarzı herkeste. Tamam sen farklısın, güzel yetiştirildin, özgür yetiştirildin ama hani çevresel faktörler de var. Dolayısıyla onları kırmak herkes kadar kolay olmayabiliyor bazı insanlar evet, için. İçinde başka bir şey yaşıyorsun ama görselle bir şey yapmak zorundasın. Evet, eline bileziğini takmak zorundasın ama ben bu tarafla da uğraşıyorum, göstermelisin. Ben böyle bir yolu seçtim. Evet, az önce de söylemiştiniz, sizin sesiniz stüdyolarda dolandı. Hı hı. Sonra Suat Aydoğan ne dedi size? Neden sen söylemiyorsun dedi. Senin sesin çok güzel dedi. Bence sen okumalısın dedi. Suat abi severim kendisini. Ki çok ünlü isimlerle çalışmış, evet, çok iyi yerlere getirmiş çok, bir isimdir Suat Aydoğan. Suat Aydoğan'ın önce kendisine yaptığı bir albümde benim iki tane şarkım var. Hangileri onlar? Hadi Git ve Garezi Belli. Müziklerini Suat abi yapmıştı. Ben o müziklerin üzerine söz yazdım. İşte burada da çocukluktaki mevzu ne kadar örtüşüyor farkında evet, mısınız? Ki ben öyle bir şeyle İstanbul'a geldiğimde stüdyoda karşılaştım yani. Bir müzik veriliyor size ve buna söz yaz. O daha meşakkatli aslında. Onun dizinini düşünüyorsun, hikayesini düşünüyorsun. Şöyle bir durum da var mesela. O müziği veren kişi size hikaye de verebiliyor. Ya ben bunu anlatmak istiyorum falan diyor ama o cümleler yok onda. Siz sadece temayı alıyorsunuz. Onun üzerine söz yazıyorsunuz. Suat Aydoğan'la çalıştığım şarkılar da buna benzer şarkılardı. Müziği vardı. O bana bıraktı yalnız. Ne hissediyorsan yaz dedi. Onları yazdık.
Öyle sonra bana döndü olay. Bence de iyi ki oklar size dönmüş. Teşekkür ederim. 21 yaşındayken 2007 yılı mıydı? Best Model of Turkey, gelecek vadeden erkek model. Erkek model, evet. O da tesadüfi bir durum yani. Nasıl oldu? Teşvik edenler oldu mu sizi bu anlamda? Yani kardeşleriniz mi dedi? Siz kendiniz mi başvurmak istediniz? Şöyle. Tercihiniz ne yönde? Ortaokul ve lisede dediğim gibi ben bando takımındaydım ilkokuldayken. Evet. Ortaokulda tiyatro gruplarımız vardı. Öyle öyle ilerlerken İstanbul'da da bunu bir şekilde devam ettirmeye çalıştım. İstanbul'da okuduğum liseye gelen bir ajans tarafından tiyatro yapıldığı durumu çıktı ortaya. Ben de onlara dahil olmak istedim. Sonra derken işte ajans oluşturup değişik dizilere işte oyuncu gönderiliyor filan. Böyle gittiğim bir klip çekiminde büyük bir ajansla karşılaştım, yetkilisiyle. Sen neden mankenlik yapmıyorsun gibi bir soru geldi. Hiç düşünmediğim bir şeydi. İşte freelance para da kazanıyorsunuz. Ben okuduğum zamanlarda da yani 3 aylık ara tatillerde de ben hiçbir zaman boş durmazdım. Ya gider babama yardım ederdim ya da bir yerde iş başvurusu yapıp orada çalışırdım. Çalışmaktan hiç gocunmadım ve vazgeçmedim. Bu da benim için bir iş koluydu. Aa düşündüm nasıl bir şey filan derken o işe başladım. Mankenlik yaptım. Derken hadi seni bir yarışmaya sokalım filan oldu. Yarışma hiç düşünmüyordum. Sonra yarışmaya girdim. Gelecek vadeden erkek model seçildim. Bir sonraki sene birinci filan oluyorsunuz. Bunları evet. Da hani hep yaşadıktan sonra öğreniyorsun filan. Fakat ben o sıra Kanal 7 ile yine çalışıyordum. Türkiye hikayeleri çekerler, evet, bilirsiniz. Evet bilirim. Orada da başrol müydü? Orada da başroldü. Orada bir tam ikinci yani 2008 yılının best modeline denk gelen dönemde ben Manisa'da TV filmi çekimindeydim. O tam örtüştüğü için yarışmaya katılamadım filan. Derken öyle bir kariyer devam etti. Bence çok da güzel olmuş. 2009... Hep tesadüfi durumlar yani. Ama hep yolunuz Kanal 7'ye çıkmış. Evet çıktı. Evet çıktı bir şekilde. 2009 yılında sosyal medyada tanındınız. Kaybettim şarkısıyla güzel bir çıkış yapıldı aslında. Kaybettim'in evvelinde Olmaz Olmaz diye bir şarkım var benim. Olmaz Olmaz'ın hikayesi de farklı. O nasıl? Yani dediğim gibi hep tesadüfi durumlar dönüyor burada ama. Olmaz Olmaz'ı Türkiye'nin çok iyi isimlerinden bir tanesine yazdık. Tam onun tarzı, tam o şarkı filan diye yazdık. Derken bir şekilde bağlantılarımız koptu o kişiyle. Asistanları değişti, stüdyosuna evet. Ulaşılamadı filan. Ama bu şarkı bütün stüdyolarda dönüyordu artık. Ve hep tek isme göre dönüyor. Aa bu onun şarkısı, mutlaka okumalı, mutlaka okumalı filan. Derken aradan zaman geçti ve Suat abi dedi ki bunu niye sen okumuyorsun? Hani hiç kimseye aramamıza gerek yok, sen oku bunu. Ve güzel de bir şarkı oldu yani. Bence devamı gelmeli. Hani şimdi ekranda geleceğiz oraya da emanete ama emanetin dışında böyle cıvıl cıvıl, Yaman Kırım'ın dışında cıvıl cıvıl biri karşımda oturuyor. Yaman Kırımlı'yı o enerjinin şeyini yansıtıyoruz aslında. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.